Adım adım biyo girişimcilik. Özellikle bu kitap gerçekten son dönemde hazırlama aşamasında olup ve tamamladığım en heyecan verici kitaplardan bir tanesi. Ben Gamze Sart, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da patentleme ve lisanslamalarla ilgilenen bir hocayım. Uzun süredir, özellikle de 2014 yılından beri Türkiye'de pek çok patentin bu alanda özellikle çıkmasında ve ticaretleşme sürecinde rol oynadım. 2014 yılında bu işe başladığımda üniversitenin yaşam bilimleri alanında çok güçlü olmasına rağmen 4-5 patenti vardı. Ama bugün bu 6 yıllık süreç içinde özellikle 2000'in üzerinde patent gerçekleşti. Bu patentlerin %87 yaşam bilimleri alanında. Özellikle de biyoteknoloji alanında çok önemli patentler var ve bu patentlerin de şimdi tam da ticaretleşme dönemindeyiz. Dünyanın en etkin ve en geniş network ağı olan ve startuplar konusunda özellikle melek ağı konusunda çok iddialı olan Kieritsu'nun Türkiye'deki yönetim kurulu üyesiyim. Bu anlamda özellikle dünyada, Türkiye'de bu alanda, biyoteknoloji alanında pek çok startup'ın nasıl angel investor'larla ve VC'lerle karşılaştığını, buluştuğunu ve yatırım aldıklarını ve bu yatırımların sonrasında da ne kadar büyüyüp ne kadar daha sonraki süreçlerde 1., 2., 3. turlara katıldığına şahit oldum. Bu süreç içinde ihtiyaç duyduğum en önemli konu ise Türkiye'de özellikle biyoteknoloji alanının geliştirebilmesi için gerçekten bir el kitabının, referans kitabının bulunması gerektiğiydi. Bu nedenden dolayı ABA Yayın olarak bizzat bu projenin öncülüğünü yapıp Sevgi Hoca'yla ve Işıl Hoca'yla birlikte çalışıp çok ciddi anlamda bir proje üretmeye karar verdik. Bu proje gerçekten bize çok heyecan verdi. O yüzden gerçekten çok uzun süreli bir çalışmayı gerçekleştirerek hummalı bir yaz geçirdik ve bu kitabın çıkması için tüm yazarlarımızı, özellikle de alanda yetkin olan kişilerin yer almasını sağlamak istedik. Bu kitapta özellikle alanım olan kümelenme ve kümelenmenin getirmiş olduğu ticaretleşme, teknoloji transferi konusunda belirttiğim çok önemli noktalar var. Özellikle OECD'nin rakamlarından da yararlanarak Türkiye'nin ve dünyanın ülke bazında ne anlamda biyoteknoloji alanına yön verdiğini, nereye doğru yapılandığını ve nereye doğru bir navigasyon işlediğini şahit olabileceğiniz bir chapter, bir bölüm gerçekleştirdik. Burada yazmak istediğimiz konulardan bir tanesi özellikle dünyada, başta San Francisco olmak üzere UC Berkeley'nin hemen yanında kurulan ve şu anda biyoteknoloji anlamında dünyayı ciddi anlamda değiştirecek, 2020 ve 2050 sonrasında bu alandaki büyük kavramı, büyük değişimi, büyük yapılanmayı oluşturacak olan kümelenmeden de yola çıkarak Türkiye'ye önemli bir örnek teşkil edebilecek bir yapıyı da aynı zamanda kurmak istiyoruz. Amaç ne? Birinci derecede aslında aynı dünyadaki yeni gelişmelerle beraber bu gelişmeleri Türkiye'de de takip edebilmek. Bu paralelde bu anlamda bizim de yapabileceğimiz çok ciddi, önemli adımları daha stratejik, daha odaklanmış, daha hedef odaklı götürüyor olmak istiyoruz. Amacımız ters mühendislik yaparak gerçekten bu alanda var olan araştırmacıları, üniversite hocalarını, sanayiyi, özellikle de sivil toplum kuruluşlarıyla beraber devletin gerçek desteğini alarak bu alanda etki sahibi olabilmek. Çünkü Türkiye'nin inanılmaz müthiş fırsatları var. Bu fırsatları gerçekten kullanıyor olmak lazım. Daha da ötesi aslında bizim için çok önemli bir başka konu. Bu alanda yetkinliğimizi arttırarak olabildiğince bu alanda startup ve spin-off'ları kurabilmek ve bu startup ve spin-off'ları olabildiğince dünyanın yetkin bölgelerinde daha etkin hale gelmelerini sağlamak. 2020 ve sonrasında özellikle 2050'lerde günümüzün koşullarının çok ciddi anlamda zorlanacağı önemli ajandalar var. Bunların başında tabii ki iklim değişikliği geliyor. İklim değişikliği bu anlamda biyoteknoloji adına ciddi değişikliklerin beklentisinin yapılması gereken bir süreci de paralelinde getiriyor. Aynı zamanda yaşlılık ikinci bir önemli challenge'lardan bir tanesi. İşte bu kitap bu anlamda pek çok bu alana giren yeni öğrencinin değil, aynı zamanda bu alanda çalışan yeni genç akademisyenlerin, araştırmacıların ve hatta bu alanda özellikle startup ve spin-off'ların kullanabileceği önemli bir handbook, önemli bir el kitabı ve referans kitabı. O yüzden kitap adım adım birinci derecede biyoteknoloji alanında nelerin yapılabileceğini, nasıl biyogirişimci olunabileceğini ve biyogirişimci olduktan sonra süreçte nasıl ve ne şekilde yol izlenmesi gerektiğini, kimlere ve ne şekilde ulaşılması gerektiği konusunda çok detaylı bilgi veriyor. Bu kitabın gerçekleştirilmesi sürecinde özellikle bize ofiste katkıda bulunan tüm arkadaşlara da teşekkür etmek istiyorum. ABA Yayın'dan Okay Bey'in büyük emeği var. Bu konuda gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Onun yanı sıra Yaki ve özellikle de editörlüğümüzü yapan Arzu Sarı'ya da bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Ama teşekkürlerin başı elbette ki Sevgi Hoca ile Işıl Hoca'ya. Çünkü bu iki hocamız olmasaydı gerçekten bu kitap gerçekleşmezdi. Her adımında, her kelimesinde teker teker büyük emek vererek büyük bir göz nuru verdiler ve hakikaten okumaya değer, süreç içinde yeni bir başlangıç için önemli bir adım oluşturdular.